böyle bir maçtan sonra 3-0 kaybeden takımın hocası olarak burada hakikaten bazı şeyleri söylemek çok zor. Neticede 15 yaşından beri bu sporun içindeyim. Çok şeyler yaşadık. Ama her gün yaşamıyoruz, her hafta yaşamıyoruz. Birkaç senede bir yaşıyoruz. Bugün de öyle günlerden biriydi herhalde. Olmadı, olmayınca olmuyor. İstemedik mi, çok istedik. Üretmedik mi, çok ürettik. Kaçırdık mı, çok kaçırdık. Yani neresinden bakarsan bak, hatalarıyla, sevaplarıyla en azından izleyenler için çok keyifli bir 90 dakikaydı. Bunu söyleyebiliriz. Yani neticede genel olarak bizim maçlarımız bu çizgide seyrediyor. Postacı kapıyı iki defa çalar. Bize de iki defa çaldı. Olmadı. Dolayısıyla çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Yani oyun başlarken takımlardan bir tanesi lig ikincisi. Bir diğeri de klasmanda sondan ikinci pozisyondaydı. Bu kadar bol pozisyonu, keyifli bir futbol ortaya çıkar mıydı? Çıkabilirdi. Karşımızdaki takım sezon başında çok iyi başlangıç yapan bir takım. Kaliteli oyunculara da sahip. Kan değişikliği oldu. Hikmet Hoca da benim uzun süre beraber çalıştığım insanlardan bir tanesi. Onun için iyi oldu ama biz tabii o keyfi yaşayamadık. Keyfi bir taraf yaşıyor. Kısacası çok fazla söyleyecek bir şey yok. Penaltılarla ilgili bu kadar çok penaltı kaçar mı diye düşünüyorsunuz belki. Kaçar. Kaçar. Yıllarca ben de penaltı kullanan bir futbolcuydum. Penaltı zor bir iş. Onun için neticede emek ortaya koydular, istediler ama olmuyor. Bazen her şey istediğiniz gibi gitmiyor. Söylenecek fazla bir şey yok. Sorularınız varsa. Futbol oynamasına aynı. Bugün de yine gösterilerdiniz. Ancak şunu da söylemek lazım. Ligin ikinci sıradaki takımı kalesine en çok şut çektiren takımdı. Aynı zamanda bu haftaya kadar. Ve bugün de çok pozisyon verdi. Devre arasında savunmayı daha sağlamlaştıran bir felsefeye mi gideceksiniz? Yoksa bu şekilde biz keyif vereceğiz, yine pozisyona gireceğiz. Yani başkası keyif alsın diye biz maç kaybetmek istemiyoruz. Yani bu keyfi verirken kazanmak istiyoruz. Evet, ligin en fazla gol atılan maçları bizim maçlar oluyor. Üçün üzerinde ortalamayla her maçımız geçiyor. Tabii ofansif aksiyonları bu kadar yüksek tutarsanız muhtemelen bugün de yani beni ilgilendirmeyen istatistikler var futbolda. Topa sahip olma istatistiği herhalde oranları bilmiyorum ama çok farklı bir oranda topa sahiptik ama neticede kaybettik. Bundan evvelki maçlarda belki hiçbir maçta topa rakibimizden daha fazla sahip olmamıştık. Kısacası yani defansif aksiyonlarda şimdi bakın futbolda bir de şans denilen de faktörler vardır. Yani Kayseri'nin attığı penaltıda Ramazan uzandı, doğru yere uzandı, top çarptı, gol oldu. İkinci golde uzaklaştırmak isteyen top kendi futbolcumuza çarptı, rakibin önüne düştü. Yani yediğimiz gollere baktığımız zaman bir son golde yakalandık. Yani penaltı pozisyonu direkten dönünce yakalandık. Bazen oyunun son bölümlerinde bu tür düşmeler olabiliyor oyundan. Ama yani bir şu maçı seyretmeyen bir insan kalelere atılan şutları sonuçlandırma, avuta mı gitti, kaleye mi gitti diye şey yapma. Sadece o bölümleri izlesinler. Kendi kendine bir fikir sahibi olurlarsa maçın sonucunu ne diye yazarlar onu da bilmek lazım. Olmadı. Yani yerden vurduk olmadı, havadan vurduk olmadı, penaltıdan vurduk olmadı. Olmayınca tersi olabiliyor. Onun için söyleyeceğimiz fazla bir şey yok. Hayır, asla. Bir de bu penaltı konusunda siz açıklama yaptınız ama 2-3 penaltı kaçtı. Dönen toplar gol oldu. Bununla ilgili bir önlem almayı, yani penaltı üzerine bir çalışma. Artık bir çalış zamanı geldi. Oldu. Onu değerlendireceğiz. Neticede kaçıran bizim oyuncumuz. Kaçıranlara baktığın zaman söylüyorum yani bir tanesi ligin uzak ara gol kaldı önde giden futbolcu. Diğeri de
takımın en kaliteli futbolcularından bir tanesi. Yani bazen olmuyor. Tabii bazı şeyleri zaman içerisinde gözden geçirmekte fayda var. Özellikle yani kaçan penaltıya şey yapmıyorum. Dönüşteki yakalanmamız beni daha fazla enterese ediyor. Ama neticede birkaç yılda bir yaşanacak bir maç oynandı bu akşam. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Söyleyecek fazla bir şey yok. Peki, iyi akşamlar arkadaşlar.